Ben kitaplarını okuyorum, okudum. Böyle dertli bir adam var. Sürekli kendisine dua isteyen, aslında kendisiyle manevi bağlamda tam barışık olmayan, kendisine kızan, kendisini yumruklayan bir adam. O kavganın neticelendi mi? Kavga devam ediyor mu? Yok. Fiyakalı bir cümle söyleyeyim mi? Söyle abi. Demiştim ki bir zaman içimde iki adam var. Mütemadiyen birbiriyle kavga eden. İşin hazin tarafı şu. Hangisi yenerse yensin dayağı yiyen hep ben oluyorum Ya demiş. çok iyiymiş. Harika. Şimdi bu süreç devam ediyor. Bu kavga bitmiyor. Biter mi? Şimdi demin bahsettiğim o sevdiğim büyüklere bakıyorum. Yok onlarda da bir kavga var ama azıcık duruluyor. O kavgayı sessiz, sakin yapabiliyorlar. Bunun çok da kötü bir şey olmadığını fark ediyorum. Hadi bilakis iyi bir şeymiş bu insanın kendisiyle kavga ediyor oluşu. Daha iyiye taşıyacak. Yani ben olup da ben oldum diyen adam görmedim. Doğru. Gerçekten bilip de biliyorum diyen yok. Gerçekten bulup da ben buldum diyen yok. Bakıyorsun bulamadım diyor, olamadım diyor, bilemedim diyor. İşte bu deyişten de bir kavga çıkıyor. Bu kavga. O devam ediyor. Yani kitap sen de biliyorsun. Yazdın, bir kitap çıktı ortaya. Kitaba dönüp bir baksan, Bekir'in geride kalan ömründe dert ettiği, kafasına taktığı, umut ettiği, neyse, meselesi neyse, o mesele vardır. Her yazıda o karşına çıkar. Evet. İşte sen böyle söylüyorsun, okur böyle söylüyor. Demek ki bu adamın meselesi de bu. Yazar diyor, kitap yazan adam aslında derdini paylaşıma açar. Evet. Derdini ortak eder, derdini ortak arar. Demek ki bu dert olacak. İmam Azam Ebu Hanife Hazretleri ahir ömründe Kabe'nin örtüsüne sarılıp da Allah'ım yakinimi arttır, Allah'ım imanımı arttır diye dua ediyorsa o bile dertli. Ama onun derdiyle bizim derdimiz arasında nasıl bir kalite farkı var? Onu da ayrıca oturup düşünmek lazım.